Türkiye özelinde değerlendirecek olursak Anayasa 90. maddeye göre usulüne uygun bir şekilde devlet tarafından onaylanmış sözleşmeler kanun hükmündedir. Bir kanunla çelişmesi halinde bu sözleşmeler daha üstündür hatta. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bunların en önemlilerinden biridir. Türkiye imzacıdır ve bunun yürütücüsü olan Avrupa Konseyi'dir. Yargılama kısmına bakan ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tanınmadığı bir dönemdeyiz. Tabii buna ilişkin uluslararası yaptırımların boyutları var. Onları uluslararası kurumlar değerlendirecekler. Avrupa Konseyi değerlendirecek. Ona göre hareket ediyorlar. Yani bizim ülkeden, yöneticilerden, hukuktan, hakimlerden, savcılardan, mahkemelerden beklediğimiz başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Onun dışında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yürütücüsü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tanınarak hukukun gerektirdiği şekilde mahpuslara muamele etmeleridir. Ya biraz önce belirttim dediğim gibi yani şey yapıyorlar, devletler sözleşmeleri onaylayıp yürürlüğe koyuyorlar. Lakin bunların bir somut yaptırımı ne yazık ki yok. Hani bir ayım kararının bağlayıcılığı, evet teoride var. Ayım kararları bağlayıcıdır ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Sözleşmesi'nin hükümleri kanun hükmündedir, yasa hükmündedir. Çatışması halinde yasadan üstündür. Lakin uyulmadığı zaman buna ilişkin somut bir yaptırım ne yazık ki yok. İhlal kararı veriyor, devlet tazminatlar ödüyor ama hani devletin fikirsel olarak dönüşümü yaptırıma bağlanmamış ne yazık ki. Şimdi 2013-15 sürecinde bir çözüm süreci oldu ülkede. O dönemde ülke özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi bir refaha kavuştu, bir rahatlığa kavuştu. İnsan ilişkileri daha iyi bir boyuttaydı. Devletin baskısı neredeyse yok denecek kadar azdı. Lakin sizin de bahsettiğiniz gibi siyasi gelişmeler, Dolmabahçe mutabakatının tanınmamasından sonra devletin Öcalan'a, PKK'ye ve Kürt halkına bakışı farklı bir boyuta evrildi. Hala daha sorunlar, baskılar devam ediyor. Cezaevindeki sorunlar, son dönemde Kobane davasının karara çıkması ve o dönemde çözüm sürecinde görev alıp inisiyatif alan siyasetçilerin sadece siyasi söylemlerinden kaynaklı olarak cezalandırılması, Öcalan'ın üzerindeki tecridin derinleştirilmesi devletin bir politika tercihidir, siyasi bir tercihleridir. Biz her zaman talep ediyoruz, her zaman dile getiriyoruz ve söylüyoruz. Öcalan'la iletişim Kürt sorununun çözümü açısından önemlidir. Siyasilerin siyasi söylemleri dolayısıyla sorunu çözmek için söylediği sözler dolayısıyla cezalandırılmaması, toplumdan soyutlanmaması gerekiyor. Yani sizin aracılığınızla bir kez daha belirtelim. Yıllardır Öcalan üzerinde bir tecrit var ve gittikçe derinleşiyor. Bu da ciddi sorunlara sebep oluyor. Cezaevindeki sorunların da derinleşmesine sebep oluyor. Umarız kısa zaman içerisinde Öcalan'ın üzerindeki tecrit kalkarak bir iletişim hali söz konusu olur. Siyasiyle iletişimi olmalı, avukatlarıyla iletişimleri olmalı. Yani Öcalan'ın üzerindeki tecrit gerçekten bir hukuksuzluktur. Hani bu dediğim gibi ailesiyle, avukatlarıyla görüşme gerçekleştirmesi gerekiyor. Kendi kanunları çerçevesinde devletin hareket etmesi gerekiyor. Onun engellenmesi hukuk tanımazlıktır, hukuk dışı bir uygulamadır.